Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yoluyla kestirerek Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ve Hazreti İsmail aleyhissalatu vesselamın teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun, dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun, otlar dikenler dolsun Nemrutların çanına, kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdü sena ediyorum. Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayru hasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz bayramları çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi özellikle yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletim, dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle kritik dönemler millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun, geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum. Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle uzunca bir ara ortaya çıktı.
vatandaşlarımızın kimi memleketlerine, kimi tatil beldelerine doğru, kimi de yaptığı alternatif programa göre yollara düştü. Şehirler arası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarımdan kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygularla bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sayın Erdoğan'a bundan çağrı yapıyorum. Şu bayram günü bir bari otursun, biraz tezekkür etsin. Yani nerede hata yaptı diye biraz düşünsün ya. Evet, seçimden sonra bize el abla alacağız, hepsini düzelteceğiz, Türkiye ayağa kaldıracağız ama seçime daha vakit var. Ve eğer seçime kadar bu ülke iflas ederse, bu ülke temelde düşerse bizim işimiz zorlaşır. Bakın bugün biz bu haliyle bu ülkeyi teslim alsak 6 ayda krizi çözeriz herhalde. Bayram günü bari diyorum, bu söylediklerimi dikkate al. O, ben her söyleşimde ne diyor, bir de kalkmış bana ders vermeye çalışıyor. Ama derse ihtiyaç var şimdi. Benden ders almıyor. Ben diyorum ki, benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al. Memleketin düştüğü halden ders al. İki tane önemli adım, bakın hemen yarına iflas riski Türkiye'nin hemen azalır. Kriz çözülmez. Ama iflas riski azalır. Bir, Merkez Bankası'nın başına sapasağlam, dürüst, ehil bir kadroyu atar. İki, TÜİK'in başına, İstatistik Kurumu'nun başına dürüst, ehil bir kadroyu atar ama ondan sonra elini ayağını açar. Talimat vermeyi de bırak bu durumda. Bırak, düzgün insanlar inanın hemen bir şeyler düzeltmeye başlayacak. Hayal aleminde yaşıyorlar. Anlattıkları Türkiye sanki başka bir Türkiye. Açıkladıkları rakamlara bakın, gerçekten insan üzülüyor ya. TÜİK işte ilk 6 ay için enflasyon rakamını açıkladı değil mi? Utanmadan %78 küsür diye böyle küsurat da vererek sanki kuyumcu terazisinde enflasyon ölçüyormuş numarası yaparak rakam açıkladı. Ya bugün çarşı pazara giden, evine alışveriş yapan her vatandaşımız görüyor ki bu ülkede enflasyon %200'lere varmış durumda. Yeter ki şöyle bir sokağa çıksın, çarşı pazarını görsün. Çarşı pazarı gören herkes enflasyonun ne olduğunu biliyor. Enflasyonun gerçeğinden çok düşük açıklıyorlar. Arkasından o düşük uydurma enflasyon oranında emekliye zam yapıyorlar. O oranda memura zam yapıyorlar. O oranın biraz önünde asgari ücreti arttırıp baktıyorlar. Enflasyondan size daha yüksek zam verdik diyorlar. 84 milyonun gözünün içine baka baka bu enflasyon konusunda yalan söylüyorlar bunlar. Böylesine bir iktidarla şu anda ülke başmış. Onun için şu anda iktidar Türkiye'nin herhangi bir sorununu çözme imkanı, ihtimali yok arkadaşlar. Bu bitti. Ellerinde kadro yok, plan yok, program yok, hazırlık yok, istişare de yok. Artık geriye kalan şu sayılı günlerinde bu iktidarda durduğumuz sürece nasıl daha fazla nemalanırız, nasıl daha fazla menfaat sağlarız, tamamen bunun derdine düşmüş durumlar şu an. Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili somut, ağzından tek bir kelime duyuyor musunuz? Nakarat gibi tekrar ettikleri 3-5 tane konu var. Ne diyor Sayın Erdoğan? Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Takılış plak gibi. 4 yıldır aynı şeyi söylüyor. Bırak tek haneyi, bırak 2 haneyi, 3 haneye çıktı şu anda. Faizler aldı başını gitti. Gerçekten yazık oluyor ülkemize. Ne teslim ettiysek, ne bıraktıysak aynı hayırsız bir evlat gibi, hayırsız bir miras yedi gibi tükettiler. Ülkenin 190 milyar dolarlık döviz rezervini tükettiler. Merkez Bankası'nın arka kapısına cayır cayır yaktılar o dövizleri. Arkasından da ülke dövize muhtaç olunca ne yaptılar? Gittiler swap direnmeye başladılar. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Daha Suudi Arabistan'dan 5 kuruş çıkmadı. Haydi görürüz ne kadar gelir. Ama havuzun dibi delik ya. Ne kadar su koysan boşalacak. Ne kadar döviz bulsalar o deliklerden akıp gidecek. Onun için oldu.
Onun için şu anda Türkiye'nin risk primi, yani Türkiye'nin kredibilitesi tarihinin en kötü noktasında şu anda. Bizim Türkiye'nin yarınla ilgili yaptığımız hazırlığı yapabilen, çalışabilen başkası yok. Çünkü bu bir tecrübe işi, bu bir bilgi işi, bu bir istişare kültürü işi, bu bir uzlaşma ve mutabakat arayışı kültürünün sonucu. Bugün ben maske takıyorum arada biliyorsunuz çünkü Covid'in yeni bir dalgası var. Yine de siz bu bayramda tedbiri elden bırakmayın. Genelde hafif geçiyor ama bu işin şakası yok. Yani nasıl hafif geçiyor diye dönemlemek lazım çünkü ağır geçirenler de var. Bu işi bilenlerden birkaç gün biraz telefon trafiği yapıyoruz, hastanelerdeki durum bakıyoruz. Vakalar 2'ye 3'e katlanmış durumda. Kapanan yoğun bakımların tekrar yavaş yavaş açılacağından bahsediyor doktor arkadaşlarımız. Dolayısıyla aman tedbiri elden bırakmayalım.